Zengin Bey, dediğiniz gibi marketi tamamladık. Sabah oldu ve marketin her şeyi bitti. Artık marketi kullanabilirsiniz. Tamam işçiler, ben de size maaşlarınızı verdim. Artık gidebilirsiniz. Her şey için sağ olun. Bir günde şu güzel marketi yaptınız. Size çok teşekkür ederim. Önemli değil Zengin Bey. Yani parayı verdikten sonra biz her şeyi yaparız. Hiç merak etmeyin. Eğer ki bir şeye ihtiyacınız olursa tekrardan aramanız yeterli. Tamam, çok teşekkür ederim. Daha çok şeye ihtiyacım olacak. Bu şehre bir sürü büyük binalar yaptıracağım ve insanlar buraya taşınacak. Bu sayede burada yeni bir dünya oluşturacağım ve bu şehri satın alacağım. Bu şehir bana ait olacak. Tamam Zengin Bey. Dediğim gibi her zaman bizi arayabilirsiniz. Biz şimdilik gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Siz de işçiler, her şey için çok sağ olun. Sonra görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi in işçiler gidiyoruz. Bugünkü görevimiz de bitti. Hadi in gelin. Marketi de çok güzel yaptık. Şuna baksana ya. Zengin Bey kesin çok beğenecek. İçini de çok beğenecek. Neyse. Bugün de biner elmas kazandık hepimiz. Bin elmas çok iyi ya. Normalde bin elması ben bir ayda kazanamıyorum. Zengin Bey sağ olsun bize bir günde bin elmas kazandırdı. Bundan sonra onun adamı gibi çalışacağım. Fakir, hadi gel kardeşim. Markete doğru gidelim. Şuna baksana, uzaktan çok güzel duruyor. İşçiler sağ olsun, çok güzel yapmışlar. Aynen öyle abi. Bir de yakından bakalım. İçini falan güzel yapmışlardır umarım. Merak etme kardeşim. Ben bu işçilere çok güveniyorum. Kesin çok güzel yapmışlardır. Dışı gibi içi de çok güzel olmuştur. Oh be! Sonunda bir marketimiz oldu. İşte bu kadar. Şuna baksana, harika yapmışlar ya. Mükemmel olmuş. Ve şimdi sıra buraya büyük büyük binalar yapmaya geldi fakir. Buraya bir sürü ev yapacağım, bina yapacağım ve buraya bir sürü insan taşınacak. Ve o insanlar mecburen bu marketten alışveriş yapmak zorunda kalacaklar ve biz daha zengin olacağız. Nasıl fikir? Zengin çok güzel düşünüyorsun abi. Neyse artık şu marketin içine girelim çok merak ediyorum. Tamam kardeşim, gel. Evet, dışarıdan böyle gözüküyor. Tam elmas fabrikasının yan tarafında. Dışarıdan harika gözüküyor. Bir de içine girelim. Bakalım nasılmış. Giriş buradan, çıkış da buradan. Evet, şuradan girelim. Şuna baksana, her şeyi yapmışlar ya. Market tek kelimeyle mükemmel olmuş. Evet, burada koltuklar var. Ev eşyaları falan var. Burada lamba var. Burada bıçaklar falan var. Burada at kafaları var. Süs herhalde. Fakir, bak, benzin bile satıyoruz kardeşim. Evet, markette her şeyi satıyoruz. TNT, piston, fırlatıcı, odunlar, örümcek ağı, kitaplık, sandık, müzik kutusu. Her şey satılıyor fakir. Çok beğendim ya. İşte çantalar falan da var. Yiyecekler var burada. Burada da yiyecekler var. Elmas set var. İşte bayağı da içinde elmas set varmış. Mükemmel olmuş ya. Çok beğendim. İşte teknolojik aletler de burada. Bulaşık makinesi, laptop, yazıcı, laptop, bilgisayar kasası, bilgisayar, laptop, televizyon. Sonra burada merdivenler falan var, telefon var. Bakalım, 4 tane telefon var içinde. Market mükemmel olmuş. Bu da kasiyerin yeri herhalde. Değil mi fakir? Evet abi. Şimdi buraya bir tane kasiyer alacaksın. O senin yanında işçi olarak çalışacak. Ve insanların aldığı ürünlere barkodları okutacak ve ücretlerini burada toplayacak. Tanıdığın bir kasiyer var mı? Ya da bu işlerden anlayan birisi? Fakir, hiçbir kimse yok ki. Yani tanıdığım kasiyer yok fakir, senin var mı? Zengin, benim bir kişi var. Yani daha önceden başka bir markette çalışıyordu. İstersen onu arayabiliriz. Tamam fakir, onu ararız kardeşim. Ama biraz daha şu markete bakalım. Çok beğendim. İşte sünger, kova, her şey satılıyor. Kılıçlar, elmas kılıç. Mükemmel olmuş ya. Şunlara baksana kardeşim. Örs, çakmak, kömür, fener, televizyon. Ne ararsam var. Mükemmel olmuş. Gel kardeşim gel. Kapının önüne de bakalım. Burası girişte. Ama bir şey olmaz. İşte. Bunlar da fırsat ürünler. Aynen. İndirime girmiş ürünler kardeşim bunlar da. İçeride zaten hepsi bulunuyor. Süper olmuş. İşçiler çok güzel yapmışlar. Vallahi tebrik etmek lazım onları. Ama gittiler. Neyse kardeşim. Şimdi buraya iki tane işçi lazım. Birisi böyle reyonları düzeltecek, birisi de kasiyer olacak. Senin tanıdığın birisi vardı. Sen bana numarasını söyle de onu arayalım. İşte telefon burada. Söyle fakir numarasını. Söylüyorum zengin. 2 4
4, 7. 2, 4, 7. 9, 9, 15. 9, 9, 15. Tamam, arıyorum. Evet, çalıyor fakir. Umarım açar telefonu. Alo, buyurun. Kiminle görüşüyorum? Alo, merhaba. Benim adım Zengin. Sizi fakir aracılığıyla arıyorum. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun beyefendi. Ne oldu? Fakiri tanıyorum. Eski bir arkadaşım. Evet evet, benim de kardeşim olur kendisi. Bakın, ben yeni bir market açtım. Bu markete bir kasiyer lazım da. Siz sanırım daha önceden kasiyerlik yapmışsınız, doğru mu? Evet evet, doğru beyefendi. Bir arkadaşım da var, isterseniz reyonları falan düzeltmenize yardımcı olur. Aynen aynen, çok iyi olur. Ben de zaten iki kişi arıyordum. Bir kasiyer, bir de reyonları düzeltmeye bir insan. O zaman siz hemen gelin, ben şu anda şu yeni açılan Minecraft şehrindeyim. He tamam, biliyorum orasını. Bir okul vardı orada. Aynen öyle. Minecraft Parodileri İlköğretim Okulu var burada. Tamam tamam, biliyorum orasını. Hemen geliyorum oraya. Arkadaşımla beraber gelip işe başlarız artık. Fiyatı da sonra konuşuruz, maaşımızı falan. Tamamdır. Maaşı hiç merak etmeyin. Size çok güzel bir maaş vereceğim. Tamam beyefendi, hemen oraya geliyoruz. İşte bu kadar. Fakir, bu işi de ayarladık. Market de tamam. Evet. Sırada tek kalan şey buralara birazcık insanların toplaşması. O yüzden de buralara büyük büyük evler yapmamız lazım. Daha çok ev olması lazım. Daha çok ev olursa daha çok insan olur ve daha çok insanda daha çok para demek fakir. Aynen öyle zengin. Daha çok insan taşınırsa buraya hepsi marketten alışveriş yaparlar ve daha çok zengin oluruz. Aynen öyle kardeşim. Tamamdır. Gel çocuklara haber verelim. Öteki adamlar da kasiyer falan da gelir zaten az sonra. Evin zilini çalarlar. Gel kardeşim, gel. İşte yeni açılan Minecraft şehrine geldik. Markette şurası olmalı, aynen. Gel şu markete yakından bakalım. Geliyorum, geliyorum. Peki bu zengin denilen kişi nerede oturuyor? Ya ben onu biliyorum ya. Fakirin abisi sanırım. Daha önceden görmüştüm fakirin yanında. Fakir de şu evde oturuyordu. Şimdi gider bakarız. Haydi gel. Geliyorum. Mehmet, sana bir şey soracağım. Sor sor. Bize ne kadar maaş verecekmiş söyledi mi? Yok, daha onları konuşmadık. Yanına gidince konuşuruz. Tamam Mehmet. Hadi artık gidelim. Tamam Ayşe, hadi gel. Market de bayağı büyükmüş. Beğendim. Güzel yer. Neyse. Fakirin evine gidelim de. Büyük ihtimal zengin de onun yanındadır. Evi şurasıydı. Bakalım içerideler mi? İşte içerideler sanırım. Evet, bu fakirin kafası. Gel Ayşe, gel. Fakir, aç kapıyı. Ben geldim. Mehmet. İşte zengin. Kasiyer çocuk geldi. Adı Mehmet'ti. Mehmet, hoş geldiniz. Arkadaşınla bu olmalı. Aynen öyle fakir. Arkadaşım Ayşe. Memnun oldum Ayşe. Hoş geldiniz. Gelin gelin. Zengin de içeride. Marketin sahibi. Tamam fakir. Hemen konuşalım, sonra bugün işe başlayalım. Tamamdır. Zengin, işte kasiyerler geldi. Tamam kardeşim. Hoş geldiniz tekrardan. Mehmet ve Ayşe. Ben sizin patronunuz olacağım. Marketi yaptıran kişi benim. Benim yokluğumda da fakir sizin patronunuz olur artık. Yani ha benim marketim ha fakirin marketi, fark etmiyor. Neyse fakir, istersen gel. Mehmet'e ve Ayşe'ye marketi gösterelim. Çalışacakları alanı görsünler. Tamam zengin, geliyorum. Hadi gel kardeşim, gidelim. Gelin siz de Mehmet ve Ayşe, takip edin beni. Haydi gidelim şu markete. İşte market burası. Günde maksimum 8 saat çalışırsınız. Yani ben birkaç kişi daha işe alabilirim. 24 saat çalışamazsınız siz sonuçta. Eğer ki kabul ederseniz tabii ki size daha fazla maaş veririm. Zengin Bey, bizim için hiçbir sorun yok. Biz 7-24 çalışabiliriz. Daha önceden alışık olduğumuz için sıkıntı olmaz. İyi o zaman. Kabul ediyorsanız ben de kabul ediyorum. Size o zaman ayda toplamda 5000 elmas vereyim. Nasıl? Kabul ediyor musunuz? Zengin Bey, ne diyorsunuz siz? Sizin bu verdiğiniz maaşı biz bir yılda kazanamayız. Çok güzel bir maaş. Tamam, kabul ediyorsanız çok güzel. O zaman hemen başlıyorsunuz değil mi işe? Aynen öyle Zengin Bey. Hemen başlıyoruz, merak etmeyin. Tamamdır. Çok güzel. Haydi gelin bir de marketin içini görün. Çalışacağınız ortamı görmeniz lazım sonuçta. Evet, marketin girişi buradan. Müşteriler buradan girecek. Böyle dolanacak. Ve kasiyer kısmı da işte burada.
Kasiyerde kim çalışmak ister? Yani hanginiz? Kasiyer olarak Ayşe çalışsın, ben de reyonları falan düzeltirim. Tamamdır. Ayşe sen kasada çalışacaksın. İnsanlardan ücretleri falan alacaksın. Mehmet sen de reyonları falan düzeltirsin artık. Dağılan eşyaları toplarsın. Tamamdır Zengin Bey. Çok sağ olun. İşe aldığınız için çok teşekkür ederim. Önemli değil ya, ne demek. Asıl siz sağ olun. İşçiye ihtiyacım vardı. Geldiniz ve işe başladınız. Tekrardan çok teşekkür ederim. Neyse ben şimdilik eve gidiyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olun Zengin Bey. Fakir hadi gel kardeşim, biz de eve gidelim. Tekrardan kolay gelsin Mehmet ve Ayşe. Sağ olun Zengin Bey. Evet, bu işi de hallettiğimize göre havada kararıyor. Neyse. Zaten 7-24 çalışacağız dediler. Ben de ona göre 5000 elmas maaş veriyorum. Çalışsınlar işte. Gel kardeşim biz de eve gidelim. Geliyorum Zengin, geliyorum. Market çok güzel oldu Zengin. Aynen öyle kardeşim. Market mükemmel oldu.